Selam arkadaşlar, yepyeni bir videomdan herkese merhabalar. Bugün günlerden pazartesi, burada resmi bir bayram, her yer kapalı. Biz de evdeyiz şu an, saat 3, bugün geç atıştım. Şimdi et falan hazırladım ve grill yapacağız, ama çok güzel bugün. Bugün evdeyiz, dün gördüğünüz zaten Dolta'ya gitmiştik. Hani Luna Park'a. Burada senede bir kere açılıyor. 3, yok tövbe 5 günlüğüne mi 6 günlüğüne. Şimdi de etleri hazırlayacağım ve grill yapacağım. İkişer tane bunlar yese. Evet. Kaç tane et var? 2 2 3 4 5 6 7 8 15 tane. Şöyle biraz domates, biber de çıkardık. Ay, soğan ve biber. Evet. Güzel grill yapacağız değil mi? Biberleri köşeye koyayım ben şöyle. Acı mı bunlar? Ne, onlar tatlı, koyabilirsin. Düşer mi böyle? Aynen aynen. Şöyle. Ben bakayım baba. Sen de bak baba. Sonra da bisiklet sürmeye gideceğiz evin önüne. Hava çok güzel bugün. Kim yemeğini güzel yerse o ştark olur ve bisiklet sürmeye gider değil mi? Evet. Evet evin. Arkadaşlar, artık nasıl çekiyorum video bilmiyorum. Biliyorsunuz kaynanamlar bende. Maalesef Esil'e de hasta oldu, ateşli dünden beri. Pek bir şey çekemiyorum ama böyle buldukça çekip ekleyeceğim. Bugün bir tane video yükledim. 2 gün önce çekmiştim. Dün de işte bildiğiniz gibi mangal yaptık. Mangaldan sonra hiçbir şey çekemedim. Esil'e ateşlendi bayağı. Şu anda ateşli biraz. Ben evdeyim arkadaşlar. Halit de kaynanamgille işlerini halletmeye, kart kredi vize işlerini halletmek için gittiler. Yani antrak vermek için. Bakalım gün içinde ne yapacağız? Çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum. Şimdi çocuklara bir kahvaltı hazırlayacağım. Bakın evine. Hep kucağım dolduğu için üstüme hemen mahvediyor. Ben şimdi çocuklara bir şeyler hazırlayayım yemek için. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi çocuklara kahvaltı yaptırdım. Kaynanamgil de yoldaymış. Halit'le geliyorlar. Onlara da şöyle sucuklu, biraz sosisli yumurta yapacağım. Biraz da kahvaltı hazırlıyorum işte elimden geldikçe. Onlar da ekmek falan alıp gelecekler. Biraz etrafı toplamaya çalıştım. Şöyle oturma odasını falan topladım. Hava da bugün yine çok güzel, çok şükür. Bakalım ne yapalım, ne yapacağız. Bir de bakın kaynanan masanın yerini değiştirdi. Yani şöyle koydu, öyle istedi, biraz böyle dursun. Sonra geri yerine sıkılırsam koyarım. Şöyle de beyazları yıkamıştım. Bunları şimdi toplayacağım. Bakın hava çok güzel gerçekten. Allah'ım inşallah hep böyle kalır. Sıcak. Tamam evin geliyorum. Şöyle patlıcan kesiyorum. Şimdi suya atacağım, tuzlu suya. Patlıcan karnıyarık yapacağım bugün. Halit de işe gitti. Kaynanam da namaz kılıyor. Kaynabam da çocukları dışarı götürdü. Esilerle Esin'i. Esil Hanım biraz ateşi indiydi. Bakalım gün içinde neler yapacağız. Arkadaşlar bakın, geçen gün kaynanam gelmedi. Cuma günü ekmiştim. Evet, bugün günlerden pazartesi ve biraz çıkmışlar. Bunlar tam neydi bilmiyorum ama neyse, çıkınca anlarız. Bunlarda da hiçbir şey yok. Ama bu çıkmış. Arkadaşlar şu an kaynanam bize yemek hazırlayacak. Ben patlıcanları yapmıştım aslında, karnıyarık yapacaktım ama o dedi başka yemek yapalım. Şimdi o bize yemek hazırlayacak, bakalım. Patates çıkardım, soğan, sarımsak, kıyma var ve patlıcan var. Altınızdan kayar. Aynen. Düşersiniz, Allah korusun, o zaman ne olur? Evet, sizi nuggets yapıyorum fırında. Şöyle sarımsak, soğan kesti kaynanam. Şöyle burada patates de var. Demiştim zaten. Çocuklara da nugget koyduk. Onlar nugget yiyecek. Bakın bir arkadaşlar. Evet. Nugget. Tarağım böyle. Evet, tarağım var. Senin ağzını yıkamamışsın. Bak. Bak, evet. Thank you.
Ya biliyorum. Ha ya üstüne mi dökeceğim? Bir tane daha patlıcan var, yapalım mı? Yeter, yeter. Tamam anne. Biraz şöyle yağla. Pul biber. Pul biber mi? Kırmızı pul biber. Hemen veriyorum. Tuz. Şöyle tuz. Kırmızı pul biber. Başka? Başka bir şey yok. Şimdi bunları bir şey yapayım. Fırına verip yumuşatacağız, yani kızartacağız. Tuzlayıp yağlayıp fırına veriyoruz arkadaşlar. Şimdi kaynanan bunun içine soğan, sarımsak ve domates, biber doğrayacak. Şöyle kaynarım, köfte halini getirip üstüne yerleştiriyor. Bugün o bugün değişik bir şey yapacak bize. Evin öyle anne, evin kimseye gitmiyor. Öğrenmiş bir ben. Sen de hadi ama sen işin çıktı, sen bıraktın gittin aşağı. Spaya bak. İşte maalesef durmuyor. Evin öyle anne, evin kimseye gitmiyor. Öğrenmiş bir ben. Sen de hadi ama sen işin çıktı, sen bıraktın gittin aşağı. Spaya bak. İşte maalesef durmuyor. Arkadaşlar yemeğimiz bitti böyle. Çok güzel oldu tadı da. Hepiniz deneyin, bence çok güzel oluyor. Arkadaşlar herkese başka bir günden merhaba, yani ertesi günde. Ben şimdi makarna haşlıyorum. Şurada birkaç bir şey hazırladım çocuklara. Erik, karpuz, elma, gurke, yani salatalık. Biraz da makarna haşlayacağım ve sonra biraz parka götüreceğim. Bugün çocuklar çok şükür iyi ve hava da kaç gündür güzel ama biz evdeydik maalesef. Komşum var buradan. O dedi ki bir tane göl varmış, oraya gidecekmiş. Ben de onunla birlikte gideceğim göle, yani arabayla. Halım nasıl bir yer, ilk kez gideceğim. Bu hanımefendinin doğum günü. Bir yaşına girdi ayın 31'inde. Yani bugün ayın 31'i. Ama hala ağlıyoruz. Değişen bir şey yok. Arkadaşlar ben şimdi her şeyi hazırladım. Evini uyuttum. Hemen bir beyazları yıkadı kaynanın, görüyorsunuz. Her şeyi yapıyor maşallah. Onları şimdi sereceğim. Ondan sonra evini uyanınca da gideriz. Arkadaşlar biz şimdi geldik böyle bir yere. Ama ilk kez geliyorum. Arkadaşlar gelmedi herhalde. Araba sevindeyiz. Bakalım nasıl bir yermiş, ama bize çok yakın, 3 dakika mı 4 dakika araba. Şöyle bir park var arkadaşlar. Şöyle ilk kez geliyorum ben de. Şurada su var. Şöyle. Buradan da göle gidiliyormuş arkadaşlar, bakın. Burada bir göl varmış benim evimin yakınında. Yani arabayla sadece 5 dakika sürdü. Burada yüzüyorlarmış da. Yani yaz için iyi bence. Bir gidip bir bakalım buralara da. Bir şeyler yapıyorlar. Şöyle bir gidip bakalım. Böyle orman yolları falan var. Hani güzel bir yere benziyor. Ama derin göl bence ve pis biraz. Yani bakalım, yani biz göle girmeyeceğimiz için çocukları parkta oynatırız biraz, sonra eve gideriz. Bir şey söylemek istiyorum. Bu video biraz değişik oldu. Kaynanam gibi burada olduğu için pek vakit bulamıyorum bir şeyi çekmeye. Zaman da çok çabuk geçiyor. Bir bakıyoruz yemek yapıyoruz, bir bakıyoruz çamaşır yıkıyoruz. Mesela ben çocuklar aşağıdayken kaynanam bütün çarşafları falan yıkamış işte. Her şey atmış. Sonra geldim, onları serdik ettik. Çocuklara makarna haşladım. Yani pek bir şey çekemiyorum, kusura bakmayın, ama inşallah daha güzel videolar çekeceğim, daha iyi yapacağım. Bir de çocuklar hasta olduğu için stresli oluyor. Bakalım inşallah.
Burası da güzelmiş. Şu göl acayip hoşuma gitti arka planda ama göle girmek biraz tehlikeli maalesef. Annem. Anne. Ha aşkım. Çoraplarını çıkar. Tamam, çoraplarını çıkar vereceğim. Öyle işte arkadaşlar, bakalım biraz burada çekelim, sonra videoyu kapatırım. Yani kısa bir video olacak ama yapacak bir şey yok. İnşallah çocuklar iyileşince, fit olunca, her şey düzene sokunca daha güzel videolar çekeceğim. Bravo. Sen bırak onu, evin oynasın, bırak. Yapma annem. Ya sen su şan Eslina tabi. Dene bir. Yaparsın bak Eslina nasıl yapıyor. Ya du schaffst das. Ich glaub dir schon. Jetzt mit dem Fuß. Ja, ayaklar. Sıkı tut, sıkı tut. Tamam yapma, boş versin. Kay. Eslina hadi bir. İki. Hadi atla. Tamam. Bırak şimdi ellerini, bırak. Bırak kendini, düşmezsin. Aferin. Şimdi şöyle aşağı iniyoruz arkadaşlar suya. Şöyle. Bizim tabi yüzme şalarımız yok. Bir dahakine Esin'inkini getiririm. Ama bir aşağı bakmam lazım nasıl bir yer diye. Bak hadi hadi inin hadi. Bak. İyiyim bak. Su var. Korkma kızım. Her şeyden korkuyor. Ne kadar pısıraksın ya. Şuraya basmaktan korkuyor. Allah'ım köyde büyüsen ne yapacaksın? Arkadaşlar biz şimdi eve gidiyoruz ve bakalım evde ne yapacağız? Saat şu an 5. Kaynanam gül evde. Saat 3'te çıkmıştım zaten. 2 saat durdum. Bu taraf aşkım. Bir eve gidelim bakalım. Olmadı kapanış yaparım. Ya da görüşürüz evde arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Kaynanam çocuk odasını elden geçirmiş. Her yeri silmiş, süpürmüş ve burayı değiştirmiş, görüyorsunuz masayı falan. Daha Allah razı olsun, biraz yapmış, güzel olmuş. Babası ya ve pembi. Arkadaşlar biz şimdi balkona oturduk, kaynanam temizlik yaptığı için dondurma yiyoruz. Şöyle benimki buğma Ferrero'dan, onlar da normal dondurma yiyor. Evin de burada, o da bakın yiyor maşallah. Ağzı ağzı. Afiyet olsun kızlar. Hello arkadaşlar. Biz artıyoruz. Şimdi bunları seçecekler arkadaşlar. Şöyle. Efendim, afiyet olsun. Şöyle çıkarıp takıyorlar. Balkonu temizliyorlar çünkü o şey hep dökülüyordu. Arkadaşlar bakın hepsini çıkardık. Şöyle kesip kesip şu araya sokuyorlar. İki. Şey olmasın, su gitmesin de pislik gitmesin diye. Hmm.
arkadaşlar, biz şimdi işi bitirdik. Çocukları da uyuttum. Üçünü de. Şimdi balkon keyfi yapmaya gidiyorum. Kaynanamlarla. Kahve içeceğiz balkonda. Şöyle size biraz göstereyim. Arkadaşlar biz kahvemizi içtik. Şöyle bakın, maydanoz ve domatesim çıkıyor. Ekmiştik beraber. Burada da salatalık. Şimdi şuraları görüyorsunuz. Bunları siliyorum arkadaşlar. Bu şeyleri çıkardık ya, hasırları. Altı hep böyle siyah siyah küf tutmuş. Kaynanam öbür ikisini sildi. Bana da bunu bıraktı bakın. Ama şöyle yapınca acele suyla çıkıyor. Şöyle size göstereyim. Olmadı. Bakın. Çok güzel çıkıyor. Arkadaşlar balkon bitti. Yani şuraları hep sildik. Yani bunu kaynanam sildi. Şu en arkadakini ben sildim. Vay, yoruldum. Daha toplanacak o kadar şey var ki size anlatamam. Süpürge bile burada duruyor. Çöpler burada. Bunların hepsini aldık. Şurayı yaptık. Gördünüz zaten. Ve buraya da kaynanam şöyle değiştirdi. Yani şimdi diyeceksiniz ki kaynanan belki nasıl değiştiriyor biliyor ya da ne bileyim nasıl izin veriyor. Şöyle sayede çekeyim. Ben öyle şeylere takıntılı değilim arkadaşlar. İstediği gibi yapsın. Ben sonra istemezsem bile onun gönlü şimdi kalmasın diye ben sonra onu yine değiştiririm. Hani anlıyor musunuz demek istediğimi? O şimdi istediği gibi yapsın. Mesela geçen gün yemek masasını çekti etti. Baktım. Bugün geri benim yaptığım gibi yapmış. Anlıyor musunuz? Yani ben ona durum şöyle sadece konuşayım. Bu yorum gelir diye bu açıklamayı yapıyorum arkadaşlar. Hani kaynanan her şeye karışıyor, her şeyi yapıyor. Mesela ben bugün sabah dışarı çıktım çocuklara bisiklet sürmeye. Saat 11'de o kahvaltıyı topladı ettim. Sonra girişmiş bildiğiniz her şeyi çıkarmış, hatta gördüler falan. Ben asla bir şey demem. Allah razı olsun, yardım ediyor, yapıyor demek ki. Ne yapsın hani, benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben elimden geldiği kadar ona yardım ediyorum. Yardım edemediğim yerde zaten kendi yapıyor. Çünkü biliyorsunuz çocuklardan dolayı. Hani dediğim gibi de o masayı değiştirmiş ve bugün sabah mıydı? Evet, bugün sabah yine eski haline getirmiş. Anlıyor musunuz demek istediğim? İstediğini yapsın. Şu an balkonu değiştirdi. Sandalyeleri, masaları, her şeyi değiştirdi. Ama yarın bir gün ben o gittikten sonra geri istediğim gibi yaparım. Benim gönlüm kalmıyor böyle şeylerde, istediğini yapsın. Hani bazı insanlar şimdi yorum yazarsa her şeyini elliyor, her şeyini karışıyor ediyor diye. O benim hiç umurumda değil. İstediğini yapabilir evimde. Hani koltukları değiştirmiyor ya sonuçta. Gidip yeni koltuk almıyor ya da başka bir şey yapmıyor sonuçta. Kimsenin gönlü kırılmasın. İstediğini yapabilir arkadaşlar. Burada da videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok yoruldum. Şimdi kalktık, daha yemek yapacağız kaynanamla. Çünkü Halit bir saate işte geliyor. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu baştan sona izlerseniz çok sevinirim. Çünkü son 500 saatim kaldı. 590 saatim. Onları da doldurursak, Allah izin verirse, kanalım açılıyor. Görüşmek üzere. Bay bay.